Herkese selamlar. Odama hoş geldiniz. Bayağıdır oda vlogu soruyordunuz. Ben de aslında çok severim oda vlogu izlemeyi. Yani burası da benim yaşam alanım, odam. Sizlerle paylaşıyorum. Yani herkes görecek artık benim odamı, nerede yaşadığımı. Burada yatıp kalkıyorum. Yani burada masipetlerin üzerinde yatıp kalkmıyorum tabii ki. Birazdan hepsine geleceğiz bu arada. Hepsinden bahsedeceğim. Burası da benim yaşam alanım. Yani burada videomu çekiyorum, editliyorum, oyunumu burada oynuyorum. Her şeyi burada yapıyorum diyebiliriz arkadaşlar. Küçük bir oda zaten bu kadarcık. Yani ama yetiyor, sığıyorum. Sadece çok sıcak oluyor. Hatta şu an ölüyorum yani sıcaktan öyle diyebilirim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yani bir an önce şöyle kısa bir sürede şöyle bir 15 bin olsak acayip mutlu olurum. O yüzden kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi ilk olarak monitörlerle başlayalım. Şimdi burada Game Booster'ın 280 Hz IPS 24 inç bir monitörü mevcut arkadaşlar. Kaç ay oldu ben alalı? 5 ay oldu herhalde. Evet 5 ay olmuştur çok rahat bir şekilde. Baya memnunum. Hiçbir problemim yok. 280 Hz'de canavar gibi çalışıyor. Hiç ghosting falan da yaşamadım ben. Yani beni böyle soğutacak hiçbir olayı olmadım monitör. O yüzden bayağı tavsiye ederim. İnceleme çekmedim. Yani çekmeyi de pek düşünmüyorum. Monitör incelemeyi düşünmüyorum. Ama kesinlikle tavsiye ederim. Ben memnunum arkadaşlar. Sonra burada diğer monitörüm var. Bu da bir önceki monitörümdü benim. Game Power'ın Intense 165 Hz 27 inç bir monitörü. Onu da artık ikinci monitör olarak kullanıyorum. Şu var ya, ikili monitör olayı acayip işimi görüyor. Var ya çok memnunum yani şu olaydan. Çok da güzel duruyor. Burada da monitör ayakları mevcut. Ondan da bayağı memnunum. Neydi onun ismi de? Bu Amazon'da bir ara ucuza satılmıştı ya. Ondan işte. Şimdi burada koltuk olarak geldiğimizde halkın bir tane oyuncu koltuğu var kumaş tipte olanlardan yani memnun muyum Ya işte sayılır kumaş olmasından dolayı pek sevmiyorum yani deri koltuk Bence çok daha iyi benim en azından benim için Kimisi diyor ki deri çok terletiyor falan Abi bu nasıl terlettiğini ben anlatamam size yani kumaş bile beni gerçekten çok terletiyor daha önceden deri kullanıyordum derinin tek kötü yanı dökülme yapıyor yani belirli seneler geçtikten sonra bakım yapmadıkça deri dökülüyor maalesef ki şimdi gelelim buraya yani burada bütün mouse'larım, her şeyim burada arkadaşlar. Şimdi bunların hepsine detay detaylı geleceğiz. Şimdi öncelikle şu an böyle güncel olarak takıldığım kullandığım ekipmanlara bakalım. Genelde Wooting ile takılıyorum. Wooting 60 HE var arkadaşlar. İncelemesi var kanalımda. Müthiş bir klavye, çok memnunum. Oyunlarda canı var. Bazen de VGN X68'i kullanıyorum. Onun arkasında da benim custom klavyem var. Feker AK75. Yani VGN'i de acayip seviyorum. Onu da arada değiştiriyorum yani. Bazen Wooting, bazen de VGN'le takılıyorum ama genelde ile takılıyorum. Şu an güncel olarak aslında bir mousepad, mouse olayı yok yani. Mesela bugün de böyle takılasım geldi. Freefall SV Base var. Üzerinde de Vanser Castor Pro var arkadaşlar. Baya güzel mouse bu arada. Bunu da incelemesini yakın zamanda yapmayı düşünüyorum. Bayağı da memnunum diyebilirim şimdilik. Mousepad zaten müthiş bir mousepad. Bunun incelemesini de kanalda bulursunuz. Şimdi mouse'larıma gelelim arkadaşlar. Burada bir tane Nijiso Sora var. Ben bunu custom olarak Matfix Customs'ta boyattım arkadaşlar. Kendim özel böyle tasarlattım. Bayağı memnunum yani. Bu benim o klasik beyaz Sora vardı ya. O bu işte. Artık bu halde. Onun haricinde burada bir tane Lamzu Atlantis Mini var. Bunlara da bayağı takılıyorum son zamanlarda. Yani bin Hz mouse kullanacaksam ya zaten bunu kullanıyorum ya bunu kullanıyorum son zamanlarda. Burada Rivo SSK Pro 4K var. Bakın bayağı ufacık, çok tatlı bir şey bu. Kullanması çok zor ama yani. Şey nasıl kullanabilirsin ki bunu? Şuna baksana. Acayip zor kullanması var. Sonra burada Pulsar X2 Mini. Bruce Lee French Family Edition var. Dünyada sadece 50 tane var bundan ve hiçbir şekilde hiçbir yerde satılmadı. Sadece benim gibi böyle incelemecilere falan yollandı. Benimki 37.si arkadaşlar. Çok güzel mas. Bunu da çok seviyorum. Yeri çok ayrı yani. Sonra Razer Viper V2 Pro var. Onda da üzerinde Corpet Grip'ler var. Corpet Grip'ler de böyle baya güzelmiş bu arada. Tavsiye ederim arkadaşlar. Baya memnunum. Altında Vrit skatezleri falan var. Ama pek Viper V2 Pro ile takılmıyorum. Hatta hiç takılmıyorum diyebilirim. Aylardır kullanmıyorum yani resmen. Burada vencer Pollux Pro var. Burada vencer Castor Pro'ydu. Bu da Pollux Pro. Bu ergo yapıda ilginç, güzel. Ergo ama böyle klav kullanımına falan da uygun böyle ilginç bir şekli var. Güzel yani bunun da incelemesini yapacağım. Neyse sonra kırmızı. Yani aldım bunu ama çok da kullanmadım diyebilirim ya. Aslında bunu sırf limited edition olduğu için aldım diyebilirim. Çünkü zaten hali hazırda bir Sora vardı. Bunu da böyle ...öyle kenara koymalık gibi bir şey aldık aslında. Böyle koleksiyonluk aldım diyebilirim. Kırmızı gerçekten çok hoşuma giden bir renk mouse'larda. VGM Dragonfly F1 Pro var arkadaşlar. Bunun 4K dangle'ı da var. O da şurada hatta. Yani şu an artık bunu 4K olarak kullanabiliyorum. Ee, arada kullanıyorum açıkçası. Öyle kullanmadığım bir mouse değil. 4K oynayacağım zaman zaten... ...ya VGM Dragonfly F1 Pro ile oynuyorum... ...ya da buradaki... Givovs Hati X 4K'yı kullanıyorum arkadaşlar. Genel olarak yani bunu kullanıyorum diyebiliriz. Çünkü shape'i elime çok daha uygun. Baya sevdiğim bir mouse bu da. Sadece şarjı çok hızlı bitiyor. Altında obsidian skatezleri falan var bunun. Baya hoş ya değişik bir tipi var diyebiliriz. Sonra burada da Betadir V3 8K var arkadaşlar. Elime bayağı büyük geliyor. Çok kullanabildiğim bir mouse değil. Ama bu da duruyor. Şu standa gelirsek arkadaşlar bunu 90 liraya aldım trend yoldan. Baya aslında işimi gördü. Normalde mouse çok dağınık duruyordu masada. Bu bayağı böyle iki katlı raf oldu. Çok hoşuma gitti açıkçası. Linkini aşağı eklerim. Bu arada bütün mouse'ların, mousepad'lerin ne kullanıyorsam hepsinin de bir linkini aşağı eklemeyi düşünüyorum zaten. Oradan bakarsınız. Burada kulaklık olarak Queen of Audio Gimlet var arkadaşlar. Kulak içi kullanacağım zaman bunu kullanıyorum. Ama normal kulaklık kullanacaksam yani aslında normal kullanımda genelde Beyerdynamic Dynamic DT990 Pro kullanıyorum. Çok memnun olduğum bir kulaklık. Senelerdir kullanıyorum. Hiç beni yarı yolda bırakmadı. Sesine falan da inanılmaz alışkınım. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir kulaklık arkadaşlar. Burada Zowie Comedy V2 var. Baya nadir bu da Divina versiyonu. Bunu var ya talihlisi çok var da hiç vermiyorum. Sanki kullanmıyorum ama işte yapacak bir şey yok. Sonra burada Pulsar yeni gönderdi bunu. Bu Super Glide'ın V2'leri falan çıkacaktı ya. İşte bu o. Ama gitmişler x Light için göndermişler. Abi bende x Light yok. Nasıl kullanacağım bilmiyorum. Şunu çok soruyorsunuz. Bu Soundbar'ı ben e, ee, Banggood'dan almıştım ama galiba stoğu bitmiş. Bunun Türkiye'de Mikado falan versiyonu da var. Baya memnunum aslında. Şık duruyor. Sesi falan da gayet güzel. Her şeyi tadında diyebilirim. Şimdi gelelim mousepad menüsüne. Ben bu kadar mousepad'im olduğunu açıkçası bilmiyordum. Farkında değilim. Yani Hepsi aslında dolapta saklıyorum ben bunları. Yani çünkü dışarıdan nereye koyabilirim yani. O yüzden hiç farkına değildim. En güzeli ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Videonun burasına kadar gelmişsiniz. Yani bilmiyorum kaç dakika geçti tabii ama baya bir dakika geçti. İzliyorsunuz demek ki. O zaman şunu söyleyeyim. Bu gördüğünüz 90'lı 40'lar var ya işte burada senin Porge'nin 90'lı 40'ları var. Abi bunlardan iki tanesini ben hediye edeyim sizlere. Nasıl hediye edeyim? Yani yorum yazın tamam mı? En çok beğenilen yorumu arkadaşlar ben bunu hediye edeyim ya atıyorum birinizinki 30 beğenilir en çok beğenilen onundur. artık ne yazarsınız bilmiyorum bu arada beğenilmek için Ben ona hediye edeceğim oradan altına ulaşan bir şekilde bir şekilde ben size bunu kargolarım hediye ederim evet çok büyük bir hediye değil maalesef bunların yanında ama bunlar bana lazım karşılaştırma yapıyorum, şey yapıyorum. O yüzden bunları mecbur hediye edemem. İsterdim ama mecbur yani. Ama bunları hediye edebilirim. İki tanesini hediye edeyim sizlere. En çok beğenilen iki yoruma hediye ediyorum diyebilirim arkadaşlar. Şimdi mousepad'e gelirsek. Burada Artisan Hien Mit Wine Red'im var arkadaşlar bir tane. Çok uzun süre kullandım. Uzun süre değil, bir sene falan oldu galiba. Çok memnun olduğum, çok sevdiğim bir mousepad bu da. Yanında Vrate Blade X var. Bunun da incelemesini geçen gün yaptım. Aynı zamanda Vrate Blade Y de var. Bunların ikisi de gerçekten güzel mousepadler. Artisan Hayati otsu var. Benim en çok sevdiğim, en çok kullanmaktan keyif aldığım mousepad'lerden diyebilirim son zamanlarda. Aynı şekilde Lamzu Energon var, bu da öyle. Sonra burada Vrate Cosmic Glass'lar var. Bunlar ilk serilerdi, mor ve siyah. Severim ama boy uzun zamandır cam mousepad kullanmıyorum. Bir de bunların haricinde Pulsar Superglide'ın cam mousepad'i var bende. O da şu an bir arkadaşımda o takılıyor bakalım onunla. Ne zaman gönderecek bilmiyorum. Sonra burada Vrate Aqua var. Hiç çıkmayan o işte efsanevi bir Aqua. Biliyor musunuz böyle Aralık ayında galiba Es arenada Valorant turnuvasında işte üret standı açmıştı ya ben de gitmiştim. Orada ilk bunları göstermiştim. Ee, ama hala çıkmadı. Belki bunlar çıkmayabilir de farklı desenlerde belki çıkar bilmiyorum arkadaşlar. Bayağıdır duruyor yani. Dediğim gibi son zamanlarda çok cam mosfet kullanmıyorum ama hiç de kullanmıyorum anlamına gelmiyor. Yani tekrardan koysam masama Büyük ihtimal çok özlemişimdir ama üşeniyorum yani. Sonra burada x Pad Akko Control 2 Sakura var. Sonra burada bayağı bir mousepad var. Yani bu Tiger'ın bir mousepad'i ama ne olduğunu bilmiyorum. Bunu arkadaşım Çin'e gittiğinde aylar önce bana getirmişti bunu. Böyle 108 Fnatic Jet'e benziyor. Bunun altında Ikea'nın bir mousepad'i var. Onun altında Pulsar para kontrol var. Onun altında da Pulsar para speed var. Mousepad'ler bu şekilde arkadaşlar. Yani bir de unutmayalım burada da Kinetic Jet var. Bunu da kutusunda saklıyorum. Çünkü devasa bir şey yani bu. Burada da ufak tefek zımbırtılar var. Bak bunlar da daha bugün geldi ha. Pulsar'ın bu kollukları. Sleeve'leri. Bakalım bunların da incelemesini yapacağım. Bu da bir tane mikro bungee'ymiş. Ufak bak görüyor musun? Şuraya bunu takıyorsun monitöre bungee yapıyor. Ama işte artık kablolu mouse kalmadı ki ya pek kullanılmıyor. Burada da yine bir tane sleeve var. Güzel duruyor bu arada. Merak ediyorum inceleme yapacağım. Burada da benim bir önceki sleeve'im var. Kablolamamı hiç eleştirmeyin. Biliyorum rezalet halde. Kablolama yapamıyorum ben. Çok beceriksizim. Şimdi bilgisayar özelliklerine gelirsek arkadaşlar bilgisayarım Ryzen 5 5600X var. Ondan sonra MSI'nin X470 Gaming Pro anakartım var. MSI'ın RTX 3080 ekran kartım var. Altında Asus Zonar Phobius ses kartım var. Cooler Master'ın ML240 diye bir sıvı soğutması var. 16 GB RAM'lerim var XPG'nin. Kasada Game Power Warcry. Baya ısınıyor bu arada yazın. Yanıyor yani bu kasa. Çok güzel duruyor ama yazın yanıyor yani. Sistem özelliklerim de böyle. Bana yetiyor şimdilik zaten. Dediğim gibi artık son zamanlarda hiç oyun oynayasım yok. Tadımız tuzumuz kalmadı ya. Vallahi hiç oyun oynamaya. Ne oynayacak adam bulabiliyoruz ne başka bir şey. Hiç böyle yeni oyuna falan da başlayasım yok. Takılıyoruz öyle. Yaşlandık galiba artık bilmiyorum ya. Burada da böyle bir dolabım var. Üste kasklarım var. Eldivenim var. Sonra burada da bir tane kaskım var. Bütün zımbırtıları buraya yığdım diyebilirim kutuları falan. Şurada parfümler falan kutular carçuk derken. Bütün kutu yığıntısı da burada. Şu bak size ne göstereceğim. Bak buradaki görüyor musun? PlayStation 2'yi. İlk kasa, kalın kasa. Bu bana 2003 yılında hediye gelmişti. Bak, orijinal oyunlarım da var orada. Ama bir bu kırdırılmadı yani. Korsan oyun açmıyor. Direkt sadece orijinal oyun açıyor. Ama şey şu an CD okuma arızası var ya. Şunun tahminimi çözsem. Çocukluğum bununla geçmişti. Yani 2003 yılında mı 2002'de mi ne gelmişti bana diye hatırlıyorum. Çocukluğum full bununla geçti. Yani PlayStation 2. Yeri ayrıdır bende bayağı retro. Onun haricinde böyle arkadaşlar ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Burada geçiriyoruz vaktimizi. Ne yapalım yani? Biz de uğraşıyoruz, koşuyoruz bir şeylerden. Evet, çok mouse mousepad var. Ama işim bu. Yapacak bir şey yok yani. Sizlere inceleme çekiyoruz, şey yapıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Yorumlarda görüşürüz.